Ben aslında bir taşa baktığım zaman şekil görüyorum. Yani işin enteresan tarafı bu. Ben hani diğer insanlar bana diyorlar ki nasıl yapabiliyorsun? Mesela sen bu taşı alıp buraya biz yapıyoruz Cinali gibi oluyor diyorlar mesela gerçekten. Eşim hatta birkaç kere iddialaştık. Ben de yaparım falan dedi. Hadi gel yapalım dedim. Çalışma alanıma girdik. Yani kaç kere deniyor yok diyor mümkün değil nasıl yapabiliyorsun? Çünkü hani ben gerçekten taşa baktığım zaman evet bu saç, evet bu bir beden, işte bu bir etek, bu pantolon. Hani gerçekten o şekilde görüyorum taşları. Deniz taşlarına her zaman bir tutkum vardı yani çocukluk yıllarımdan beri. Deniz kenarına gittiğim zaman hep taşlar dikkatimi çekmiştir. En sevdiklerim toplarım. Ondan sonra avucumda sıkı sıkı tutar eve getiririm. Böyle her zaman evimde, çocukken de, şimdi de hep yani deniz taşı mutlaka bulunmuştur. Bazen boyamışlığım da olmuştur üstüne işte şekiller yaptığım da oldu ama yani deniz taşına olan tutkumdan dolayı bu işe başladım diyebilirim. Sanat benim için terapi. Ben kendi çalışma alanıma, çalışma köşeme çekildiğim zaman gerçekten o kesinlikle benim ruhumu besliyor. Hani yani besin kaynağım diyebiliyorum bunun için. Hani ben o köşeme çekildiğim zaman her şeyden, bütün stresten, sıkıntıdan, her şeyden uzaklaşıyorum, kopuyorum ve böyle farklı bir dünyanın içerisine giriş yapıyorum. Ve bu sanata başladıktan sonra o taşlarla oynamak, ilgilenmek kesinlikle ruhumu iyileştiriyor. Yani böyle söyleyebilirim, böyle tanımlayabilirim. Anneyim işte aynı zamanda. 2 tane oğlum var. İlgilenmem gereken işte bir ailem var, eşim var. Hani bunun zorluklarını da yaşıyorum aslında. Çünkü sorumluluklarım çok fazla oluyor ama her zaman mutlaka kendi sanatıma, çalışmalarıma mutlaka vakit ayırıyorum. Yani o benim işim değil de hani yapmam gereken, içimden gelen hani istekle çalışıyorum sanatıma. Bu işin sanat olan kısmı taşa can katabilmek. Yani baktığın zaman hani insanlar için sıradan bir çakıl taşı ama benim için gerçekten çok farklı ve ben onları doğanın bize sunduğu şekilde kullanıyorum. Herhangi bir oyma, herhangi bir kırma, hiçbir işlem yapmıyorum. Doğanın onu bize sunduğu şekilde, doğa ile işbirliği yaparak, doğa ile birlikte çalışarak onlara can katıyorum. Ben öncelikle gelen talebe bakıyorum. Benden ne istiyorlar? Öncelikle buna bakıyorum. Kişiselleştirmem için de hani dediğim gibi saç renkleri, işte cilt renklerine kadar böyle detaylandırıyorum. Saç tiplerine, uzunluklarına kadar ki yansıtabilmek için. Ben bu detayları alıyorum. Varsa özel bir istekleri, bazen mesela özel bir anı yaşatmamı istiyorlar. O özel anı yaşatıyorum. Hani ben oradan detayı alıyorum ama kendi iç dünyamla da bir şeyler yaratmaya çalışıyorum. Hani hislerimi de katıyorum, kendi duygularımı da katıyorum. Bazen böyle empati kuruyorum onlarla, hani onların yerine geçiyorum çalışırken. Bu şekilde eserlerimi oluşturuyorum. Yurt dışından bir talep geldi. Sipariş geldi. Yakın zamanda annelerini kaybeden 2 kız kardeş ama annelerin de sonsuza kadar onlarla yaşayabileceği bir çalışma istediler benden. Gerçekten ben bu eseri çalışırken çok duygulandım ve çok böyle duygu dolu çalıştım. Annelerini ortada melek figürü olarak çalıştım. Bir kızların da yanlarında. Yani anneleri onları kanatları altına almış olarak çalıştım. Ve böyle birebir de hani mümkün olduğu kadar da arkadan bakıldığı zaman evet bu biziz hani demelerini sağladım. Bundan gelen dönüş yani karşılıklı o kadar yoğun bir duygu yaşadık ki hani bana döndükleri zaman kendim de kız kardeşimden hani bizi ağlattınız dedi. Yani o kadar bu duygu benim için tarifsizdi. Yani böyle şeyler de yaşıyorum. Hani iyi ki diyorum bu işi yapıyorum. Hani gerçekten çok mutlu ediyor beni. Yani bazen dediğim gibi hüzünleniyoruz da işte zaman zaman sanatın içinde bu da var. Mutluluk var, sevinç var, hüzün var. Her şey var yani sanatın içinde. Çok geniş kapsamlı. Aileleri böyle bir arada tasarlarken hep böyle hani mutlu yansıtmayı seçiyorum belki de öyle söyleyebilirim. Yani yüzlere dönük çalışmalarım da oluyor ama genelde dediğiniz gibi hani arkaları dönük bir yere gidiyorlar. Bir mutluluğa kapı açılmış olabilir, oraya yürüyor olabilirler, öyle düşünebiliriz. Bazen çocukların eline balonlar da tutuşturuyorum. Ya da bir evcil hayvanları varsa onlara eşlik ediyorlar. Hani onlar da aile üyeleri çünkü. Bu şekilde tasarımlarımı oluşturuyorum. Kadınların sanata bence artı olarak katkısı, biz çok hissiyatlıyız. Hislerimizle hareket ediyoruz her zaman, duygularımızla hareket ediyoruz. Bence çıkardığımız eserlerde de hani bunları yansıtabiliyoruz. O yüzden hani kadın sanatçı olmak bence çok güzel. Benim için bir engel teşkil etmedi. Çünkü ben çevremden her zaman hani destek gördüm. Çok beğenildi, çok talep de alıyor. Hani böyle bir zorluğuyla karşılaşmadım ama anne olmak, işte bahsettiğim gibi bir ev hanımı olmak, evle ilgilenmek, ekstra hani evet omuzlarımda biraz fazla yük olduğunu bazen hissediyorum. Ama bu da benim işime engel değil. Çünkü o farklı bir şey. Ben onu iş olarak, yani sanatımı iş olarak görmüyorum. O benim yapmam gereken, bana huzur veren besin kaynağım o benim. Ben öyle adlandırıyorum. Yani o benim ruhumu besliyor, ruhuma iyi geliyor. Teknik olarak önce ben zihnimde canlandırıyorum. Konuştuğum zaman bana istediklerini hani anladığım zaman onu önce zihnimde canlandırıyorum. Sonra taşlarla anlatıyorum. Orada bir işbirliği yapıyoruz aslında taşlarla. Zihnim ve taşlar bir araya geliyor. Hayal ediyorum. Ellerimle de çıkarıyorum. Yani taşa hiçbir işlem yapmıyorum. Ufak boyamalar evet bazen yapıyorum ama bu da gelen talebe bağlı değişiyor. Ben natürel haliyle seviyorum taşları. Olduğu gibi doğanın ona verdiği renkleri kullanmayı seviyorum. Ben güzel ülkemizin değişik bölgelerinden taşları toplayıp, bir araya getirip, figür yapıp, kişiselleştirip dünyanın diğer ucuna hani gönderiyorum ve benim eserim orada o evde veya işte aldıkları, onu değerli görüp astıkları yerde olması bu benim için çok büyük bir mutluluk. Ve bana geri dönüşler de öyle aynı şekilde. Hani o kadar beğeniyorlar ki bazen yazıyorlar hani gidip gelip bakıyoruz, baktıkça içimiz açılıyor. Hani baktıkça kendimizi görüyoruz diyorlar. Hani bunun gerçekten tarifi yok, bunun bana verdiği his. Yani tam olarak işte ben bunu yapmak istiyorum dedirtiyor. Çok böyle detaycı bir bayandı yine yurt dışı çalışmalarımdan biri. Ama o kadar detaycı ki 5 kız kardeş çalışması istediler benden. Ten renklerinin işte benim bir ton daha açık, hani o kadar detay, benim bir ton daha koyu, işte saçlarımız benim hafif dalgalı omuzumda, benim daha kıvırcık, bu kadar detay verdiler bana. Tamam dedim, çalışmaya başladım ama gün içinde hem aynı dili de konuşmadığımız için gün içinde bayağı bir böyle irtibata geçtik. Birkaç gün yani bayağı bir sürüyor tabii çalışmalarımı yapana kadar. En sonunda ben bu eseri yaptım, gönderdim. Sonra bana geri dönüş geldi. Yani dedi ki biz paketi açtığımız zaman 5 kız kardeş bir aradaydık dedi. Ve hepimiz dedi o anda kendimizi bulabildik tabloda dedi. Yani hani bunlar benim için inanılmaz dönüşler. Yani benim anlatmak istediğim şeyi hani anlamaları o yani o insanları yansıtabilmek hani evet ya bu benim dedirtebilmek benim için çok önemli. Bunun için çalışıyorum ve böyle dönüşler aldığım zaman da inanılmaz mutlu oluyorum gerçekten. Sahil kenarına gittiğim zaman ben denize girmeyi unutuyorum diyebilirim hani gerçekten böyle. Hatta gittiğim plajda olsun, taş toplamaya gittiğimde bile oraya küçük de olsa Hani bir eser mutlaka bırakıyorum, hani bir imza da diyebiliriz ona. Hani tatildeyken hatta böyle yine bir çalışma yapmıştım. Çünkü ben taşlar varken yüzemiyorum, tatilde yapamıyorum diyebilirim size. Hani, gittiğim yerde otelde olsa hiç sıkıntı değil. Ben taşlarımı toplarım. Yani o çok farklı bir şey. Hani benim için hazine onlar. Deniz taşı değil, çakıl taşı değil. Bazen böyle atarlar ya taşları denize. Benim böyle içim gidiyor. Belki de o taş benim için çok kıymetli diye. Yani böyle düşünüyorum. Hani dediğim gibi mutlaka bir küçük de olsa bir sanat oraya bırakmayı tercih ediyorum ve dediğim gibi sürekli taş topluyorum, taşlarla ilgileniyorum. Ben tatil yapamıyorum.